Evrim yolculuğumuzda ego ve süperegolarımızdan uzaklaşmak, yönetmek adına günlük hayatımıza katabileceğiniz önerileriniz olur mu? Şimdi bu soruyu neden sorduğumu biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Ego, Yüzünde süperego. gördüm. Ya bu şey gibi, yani çok yiyorum, karnım şişiyor, bu mideden kurtulmanın bir yolu var mı gibi. Yerinde kullanamadığımız şeyleri genellikle atmak istiyoruz. Öyle bir durum var. Ne işe yaradığını tam kavrayamadığımız şeyler bize fazlalıkmış gibi geliyor. Daha önce bahsettik ya seninle, meditasyonda ben kafamı durdurmak istiyorum diyen insan çok ama kalbimi durdurmak istiyorum diyen insan yok. Buna benziyor. Yani bu kafanın işi durmak değil, o kalbin işi de durmak değil. İnsanın işi de idi egoyu, süperegoyu atmak değil. Şimdi bu id ego, süperego zaten psikolojide işte Freud'un bizim literatürümüze kazandırdığı. Aslında bir zihinsel düzeyleri ya da içsel karar mekanizmalarını anlatmak için kullanılmış eğitimli benzetme dediğim bir yöntem. Aslında zihin felsefesinin bir hipotez dizisidir bu bana sorarsanız. Ve kabaca id dediğimiz şey bizim hayvani zihnimizdir. Her şeyi isteyen kısımdır. Yani bizim işte kültürde adına nefs dediğimiz bir şeye karşılık istiyorsak ona id olarak düşünebilirsiniz. Süperego bizim toplumsal zihnimizdir ya da kültürel zihnimizdir. Yasaklarla, sınırlarla, olması gereken ideallerle bezenmiş ve kültürel olarak yaratılmış bir zihindir aslında. Ego ise bu ikisinin arasında ara yolu bulup yaşayan bene verdiğimiz isimdir zaten. Teşekkür ederim. Ego benimdir yani, değil mi? Evet. Bu arada ben Hazalcığım, hani bu konuları anekdotal olarak bilen biri olarak söylüyorum. Teoride bir yanlışım olursa lütfen söyle. Aslında idle süperego devamlı çatışır. Ego da onun arasını bulup bir şey yapar. Cem Mumcu'nun biraz terbiyesiz benzetme yapabilir miyim diyerek verdiği bir örnek var. Mesela diyelim bir beyefendiye örnek veriyor. Sokakta yürürken öndeki bir hanımefendiyi çok beğendi, çok seksi buldu. İd diyor ki saldır ve çiftleş, yani bir yolunu bul, bununla üre, devamlı dürttürüyor. Süperego diyor ki manyak mısın, yasa var, şey var, günah, ayıp, bilmem ne, bir ton şey söylüyor. Ego aradan çıkıyor. Mesela nazikçe konuşmak, gidip şiir yazmak, serenat yapmak falan gibi ara yollar buluyor. Ve dolayısıyla bu da aslında ego bizim o çatışmadan kaynaklı yaratıcılığımızın mecra. Yani bunların hiçbirinden kurtulmamamız gerekiyor. Ama galiba sorudaki ego bizim günlük hayatta kullandığımız egoya bir gönderme yapıyor. Kibir ya da narsisizm anlamındaki bir şey galiba orada. Doğru mu hissettim onu bilmiyorum. Muhtemelen öyle kullanıldı ama zaten soruyu sormamın en büyük sebeplerinden biri şuydu. Ego dediğimiz kavram bir dengeleyici unsur. Ego ben demek. Bir çeviri hatasıyla zamanından dolaşarak gelerek bir ego oluyor. Siz egosuz ol dediğinde birine bensiz ol, benliksiz ol demeye çalışıyorsunuz. Bu yanlış bir kullanım biçimi. Ha, ama bazen... Doğrusu galiba egoist olma desek daha doğru. Egoist diyebileceğimiz kavram daha evet. Doğru herhalde. Evet hocam, egoist olma ama birine bencil olmak da değil de hani bu benlik algısı, ya bencil olmak gerekir bazen. Bencillik o sanılan sadece kendini düşünmek değildir. Bene dair düşünmektir. Ancak işte bahsedilmesi gereken yer belki de bu. Dilde artık konuşulan bazı şeyler yanlışlar doğru gibi algı oturmuştur. İşte dediğiniz gibi egoist. Egoist aslında kendi benini düşünen anlamına gelir. Ama mesele bunun dozunun kaçırılması. Zaten herhangi bir şeyi izim yaptığın zaman hep dozu kaçar ya. Egoyu da istik bir hale getirirsen, yani bir ideoloji gibi böyle bağlayıcı bir şey haline getirirsen ve toplumsal ya da efendim diğerlerine faydacı tarafını unutacak kadar bene düşersen belki o anlamda egoizm hakikaten hayatımızdan dışlamamız gereken bir şey olabilir ama ben açıkçası şeye katılıyorum. Ben şimdiye kadar dünyada şöyle geriye doğru baktığımda büyük kötülüklerin hepsinin bizden geldiğini görüyorum. Yani biz diye bir şeyle hareket edenler dünyanın içine etmişler bana sorarsan. Canını okumuşlar. Bazen iyi bir şey yapıyor gibi gözükseler bile o an içerisinde daha sonra bunun aslında bir felaket olduğu anlaşılmış. Milyonlarca Alman'ı Nazi bayrağı altında birleştiren şey de biz bilinciydi. Yani insanlar biz dedikleri anda, bu arada dünya insanları olarak biz demiyoruz, onu hemen anlıyor ben bunu kime söylersem. Bizimkiler. Yani biz bir ayrı bedeniz ve biz oluştuğu zaman hemen bir öteki oluşuyor, bir bilmem ne oluşuyor ama bu bizim içinde eriyen insanın en önemli vasfı, daha önce de konuştuk bu soruyorum da, hemen ölü veriyorlar bir şey için. Yani direkt ölüyorlar. Yani ben fikir için ölüyor, ülke için ölüyor, bir şey için ölüyor. Mesela biz içerisinde ölmek çok kolay ama ben deyince yaşayan ve yaşatan insan başlıyor. Yani beni görmeye başladığınızda bir birey olarak ben, bir insan olarak ben,
o toplum içerisinde bir fail olarak ben, bir etken olarak, belki bir potansiyel kötülük, gölge ya da karanlık tarafa sahip olan ben. Bunların hepsinin farkındalığı kişinin kendi iç yolculuğuyla ancak mümkün olduğu için işte böyle insanlar bene yöneldiğinde aydınlanma başlıyor. Bizde aydınlanma olmuyor, sürüler aydınlanmıyor, kalabalıklar böyle ermiyor, öyle bir şey yok. Kalabalıklar takip ediyor, kalabalıklar yönergeleri izliyor ama ben demeye başlayan insan, bu günümüzde ne kadar aşağılanan bir ifade de olsa, kendisini fark etmeye başlıyor. İhtiyaçlarını, sadece güçlü yönlerini değil, zayıflıklarını, diğerlerine nasıl bağlı olduğunu, ekosistemdeki yerini, bunların hepsini parça parça anlayabilmek ben bilincinden geçiyor. Biz çoğu zaman daha ulan ben neyim diye soramadan bir bizim içinde buluyoruz kendimizi. Hürra babalar uçurumdan aşağı deseler gidiyoruz. Ve bu insanlık tarihinin en büyük felaketlerinin de müsebbibi. Onu da bu vesileyle belki egodan kurtulmak isteyen arkadaşlara hatırlatmak isterim. Hocam çok güzel dediniz. Aslında mesele de burada şu. Egodan kurtulmak yerine egoyu bilmek aslında mesele. Beni bilirsem kime ait olmaya çalıştığımı, hangi grubun içine dahil olarak o bendeki, egodaki eksikliği tamamlamaya çalıştığımı da görebilirim. Ben sana bunun bir ileri aşamasını söyleyeyim. Mesela bizim kültürde, dilde, günlük hayatta nefsi öldürmek diye bir terim vardır. Evet. Şimdi bu tabii ne konuştuğumuzu çok bilmediğim için nefis Arapça aslında can demektir. Yani bizim o yeme, içme, keyif, üremek falan isteyen tarafımız canımızdır aslında. Dolayısıyla canı öldürmek dediğinde olayın bir anda ne kadar çıkmaz bir yere gittiğini görüyorsun. İntihar etmek demektir bu nefsi öldürmek. Halbuki bizim kültürde adına nefsi öldürmek dediğimiz şey nefsin isteklerini yok saymak değil, onu görmezden gelmek değil. Ona amaca giden yolda hakim olabilme becerisini geliştirmek. Nefsini kendine bir araç yapabilmek. Yemek için yaşamakla yaşamak için yemek arasındaki fark var ya, işte bunun ayırdına varabilmek. Şimdi bugünün insanı yemek için yaşıyor. Şurada da şunu yiyelim, bir de böyle yapalım, bir de partileyelim. Ya bu niye böyle? Zevki maksimize etmek. Artık beslenmek, yani vücudun hayatiyetini sürdürecek gıda alımı amaç olmaktan çıkmış. Yerine o başka bir şey, bir ritüele dönüşmüş yani. Dolayısıyla yaşamdaki sıralamalar değişmiş. Bu bizim kültürdeki tabirle nefsinin sana emretmesi ve sana her şeyi yaptırması. İşte biz de bu nefsi emmari emreden nefis diye geçer mesela bizim kültürde. Şimdi böyle baktığında nefsini öldüremezsin ki. Kelimelerin anlamlarıyla, yani nefs olmadan yaşamak mümkün değil. Mesela nefsi amacına göre kullanabiliyorsan o yemek, o cinsel haz, o açlık, o susuzluk, daha büyük olana olan arzu, daha yüksek olma isteği, bunların hepsi nefisten gelen şeyler. Mesela dominasyon, baskın gelme, güç hiyerarşisinde üstte olma arzusu. Bunların tamamı nefsani istekler diye kodlanır. Ve bunlar aynı zamanda bir insanın kendi içinde yükseliş basamaklarında da araçlardır. Sözün özü, derin mevzuları burada bir soru yorumda çözümleyecek değiliz ama insanın dramı kendisinde var olan ekipmanı nasıl kullanacağını unutmuş olmasıdır. Ve bütün geleneklerde, bugün bilimde, dün psikolojide, daha evvel kadim bilgelikte bize bunu hatırlatmaya çalışır. Senin aslında sistem buna göre. Bak şöyle şöyle kullanırsan daha güzel olur. Ama tabii günlük hayatın tantanası içerisinde biz bu galatı meşhurlarla yaşamaya alıştığımız için. Ya düşün, egosunu öldürmeye çalışan insan bugün işte kendini düşündüğünde suçlu hissediyor. Nefsini öldürmenin bir erdem olduğunu düşünen canı bir şey çektiğinde kendini suçlu hissediyor. Halbuki insan böyle bir varlık değil. Canı çeken, isteyen, arzulayan, eksiği olan ve bununla büyük olan bir canlı. Yani bu sayede büyük olan, bunların farkına vardığında biraz inşallah, bak Gaziantep'te mümkün değil. Hemen gözüm takıldı. Hatay ve Gaziantep'i görünce baklava ve künefe. Gördünüz şey hemen anladım. Yemek kokan yerleri. Baklava ve künefe eski aşklarım bunlar benim. Görür görmez tanırım. Her ne kadar yaklaşık 3 senedir neredeyse toplam 2 ya da 3 kere yemişimdir. Bu arada geçenlerde gerçekten vücut nasıl alışkanlığı kaybetmiş ya. Hediye, yani söylemesi ayıp, şöbiyet getirmişler ofise. Kimse yememiş, o da elimde patladı. 2-3 tanesini eve getirdim. Yani bir akşam 2 tane yiyecek oldum. Yemin ediyorum 3 gün ayarım kaydı. Yani uykularım falan kaçtı. Çok şükür, evet. Arkadaşlar tatlıyı bırakıp yani devamlı yenecek bir şey değil.